Tırnaklarınızı kesme zamanı. Döne döne gitmeyin. Buraya gelin. Ya buraya gel. Tırnaklarınızı kesme. Ya Rüya sen bari yapma. Ya gerçekten inanamıyorum size. Rüya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hadi rüzgar daha minik. Sen nasıl kaçarsın? İstemedi. Ne? Canım istemedi. Canım mı istemedi? Peki bir şey söyleyeceğim. Bir bakabilir miyim? Kontrol zamanım. Kontrol zamanım. Bak gördün mü anneciğim? Tatlı tatlı. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak burası bu uzunluk sınır. Daha fazlası. Mikropları it. Allah. Mikropları it. Getir bakayım bakacağım. Kontrol zamanı. Bakayım bakalım. Hayır anneciğim uzamış birazcık. Rüzgar. Hayır. Tamam. İkiniz de oturur musunuz armuta? Bir armuta, iki tane rüya ve birer tane rüya ve rüzgar istiyorum. Yan yana oturun dedim. Oraya gittin. Şuraya otursan ne olurdu? Şimdi Allah yavaş be sırtını vurdun sandım. Şimdi eğer tırnaklarımızı kesmezsek ne olur? Anlat bakalım rüyam. Evet. Evet. Tamam. Tamam ben. Sırayla anlatıyoruz. Sen anlat. Bak Rüya müsaade etti. Anlat bakalım. Tırnaklarımız uzadığında ne olur? Evet. Tırnaklarımızın içinde ne var? Rüyacığım sen söyle. Ne var tırnaklarımızın içinde? Evet eğer bu tırnakları uzun süre uzun tutarsak o mikroplar için bir ev hazırlamış oluruz. Bir yuvası olur mikropların. Sonra onlar atıyorum ki verdim eline güzel tatlı susamlı çıtır çıtır bir simit. O simidin üzerinden o mikroplar pıt atlar oradan oraya oradan oraya. Karnına mikroplar gelebilir. İster misin böyle olsun? Tamam hadi bakalım o zaman. Mikroplarla birlikte yaşamaya karar verdin. Kira mı ödüyorlar sana? Ne yapıyorlar? Açık konuş. Açık konuş. Ne yapıyor bunlar? Hayır. Anne şaka yaptım. Önce benimkini kes. Rüzgarınkini örnek al. Hayır. Kesme. Önce beni kes. Allah az önce kestirmeyeceğiz diye buraya. Tamam. Rüya hazır. Rüya bir şey söyleyeceğim. Rüya hazır bu kadar gaza gelmişken bence önce rüzgarınkini kestim. Sen anlayışın kralısın ya. Sensin. Çak bakayım sen de. Aferin sana. Şimdi gidelim. Tertemiz tırnaklarımızı keselim. Tırnaklarımızı kestikten sonra ellerimizi yıkayalım. Sonra sürpriz bir şeyim var size. Bakalım ne? Tamam olur. Video çekmeyi çok mu seviyorsunuz gerçekten? Arkadaşlar bu arada siz de düzenli olarak tırnaklarınızı kesiyor musunuz? Veya bir büyüğünüze kestiriyor musunuz? Yorumlarda yazın. Bu arada tırnaklarınızı kestikten sonra bir sürprizim olacak Rüya ve Rüzgar'a. Bakalım ne? Arkadaşlar işte bu Rüya. Sen like'ı mı öğrendin? Peki sen de gönderiyor musun birilerine like? Kesin Emir'e gönderiyorsun sen bütün like'ları. Evet tırnak kesme işlemi bitti. Herkes ellerini kaldırsın ve lütfen hiçbir yere dokunmayın. Çünkü mikroplar elimizde. Evet çünkü mikroplar elimizde. Açıkta. Çok mini minikler çünkü. Ve de şu an evleri yok. Ve kendilerine bir yer arıyorlar. Her an bir yere girip orada saklanıp büyümeye devam edebilirler. O yüzden ne yapacağız? Şimdi gidip ellerimizi tertemiz yıkayacağız. Evet, hadi koş yıkayalım ellerimizi tertemiz. En az 20 saniye, 20'ye kadar sayıyoruz. Önce ıslat bakalım ellerini Rüzgar'cığım. Islattım. Birazcık daha ıslat. Hayır, ıslattım. Bak, 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 başladı bile Rüya, hadi. 5, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20. Aynen gerçekten çok güzel oldu. Evet şimdi güzelce durulayalım. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Sürprizimi söylüyorum. Ellerimize kolonya sıkacağız. Peki bu neden? Eğer evet bence çok güzel bir sürpriz. Rüya beğenmedi. 20. Sen 20'ye kadar yaptın mı? Yapamadım.
Onun kadar sonra ne geliyor dedim. Diye niye sordun? Allah yüzüme geldi. Kurula bakalım şimdi. Ay neydi Mahvettin Rüya ya. Silersin artık diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz Rüyacığım? Kolonyayla. Ben eğer, de kolonya. Evet, eğer kalan aralarda minicik mikroplar varsa onlar da gidiyor böylelikle. Geç bakalım. Hadi sen de. Neden bakıyorsun? Yıka bakalım ellerini. Rüzgar hadi durula artık anneciğim. Hadi bekliyorum. Ama çok bekle, çok bekle. Rüzgar sabaha kadar yıkarsan da ellerin bu sefer kurur, kötü olur. Hadi artık durulamaya başlayalım. 1, 2, 3. Evet, bütün mikroplara evi... Ay sıcak. Sıcak mı? Şimdi... Bak bakalım. Yıka anneciğim. Aferin sana. Hayır Rüzgar, çok güzel ılık bir su. Tamam, sana ya kolonyaya geçebiliriz biz de. Hayır. Kurula ve gel, bekliyorum. Ve yine sesler yükseliyor. Acaba ne oluyor? Rüya ile Rüzgar kavga ediyor olamaz değil mi ya? Ne oldu Rüzgar? Benim modelim bozuk. Modelin mi bozuk? Moralin olmasın. Moralin mi bozuldu senin? Ne oldu anneciğim, niye moralin bozuldu? Ya her türlü oynarken ağlıyorum, küsüyor. Ağlıyorum, küsüyor. Sen ağlıyorsun, o da küsüyor. Böyle mi oluyor? Kalbim mi bozuldu benim? Kalbin mi bozuldu? Rüzgar. Allah'ım günümüzü. Rüzgar. Rüya. Gelir misin? Ciddi bir konu konuşmamız lazım. Gel anneciğim yanıma gel. Rüzgar'ın kalbini bozmayı nasıl başardın? Hani nasıl bozacağım benim kalbim? Makine mi onun kalbi? Bilmiyorum artık. Rüzgar nasıl bozuldu kalbin? Anlat bakalım. Rüzgar'la deyimler öğreniyoruz. Part 1. Hani bir kalbim vardı. Onu oynuyordum. Ama modelini hani bana... Modelini modelini... Bir şey söyleyeceğim. Rüya senin kalbini... Anne ben söyleyeceğim. Tamam peki dinliyorum. Ben oynuyordum rüyada ama sonra ağladım, sonra rüyada modelim senin... Rüya bana küstü, sonra modelim bozmuş. Sen modelini bozmuşsun. Aramaymış bu ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Hani sonra orada ödev yaparken oynamak istedim ama oynamadım. Şimdi kalbin bozulmuş değil, kalbin kırılmış olabilir mi? Ve de modelim bozuldu değil mi? Moral. Moralin bozulmuş olabilir mi? Değil mi? Çünkü ben onu eğlenmeye çalışıyorum. Annem o işte moral. Ben de sen ne yapıyorsun? Bir şey anlatıyorum. Modelin değil anneciğim, moralin bozulmuş. Hayır anne ya, bana bir şey söylüyordun ya. Modelin bozuldu diyorsun, araba mısın sen modelin olsun? Hikaye mi? Birbirinize masal mı anlatacaksınız? Ay bir şey diyeceğim ya. Şurada ben bir şeyler görüyorum. Böyle bisiklete binen, scooter'a binen insancıklar görüyorum. Rüya, Rüzgar bana bakın bir şey soracağım. Bakın şimdi bana. Biz de gidelim mi? Peki, evet. Peki o zaman soruyorum size. Basket oynamaya mı gidelim? Hayır. Scooter binmeye mi gidelim? Mantarlı parka mı gidelim? Survivor parkına mı gidelim? Hadi basket oynamak istedim. Basket de sevmiyorsun. Survivor parkını çünkü sen? Anne scooter'a gidemeyiz çünkü anne scooter... Hıçkırık mı tuttu seni? Sen neyi seçeceksin? Arkadaşlar bir dakika. Bu konudaki fikirlerinizi sizin de mi? Sen ne seç? Parkur. Survivor'a gidelim diyorsun. Arkadaşlar 4 tane seçeneğimiz var. Aşağıdaki parka gidebiliriz. Mantarlı parka gidebiliriz. Aynen. Basket sahasına gidebiliriz. Bir de Survivor parkuru gibi bir yer var. Oraya gidebiliriz. Siz abone olmayı unutmayın. Artı bu konuda sizce siz olsanız bizim elimize nereye giderdiniz? Hangisini tercih ederdiniz? Yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hıçkırmaktan söyle anneciğim. Söyle arkadaşlar. Arkadaşlar sesle tanınırız. Sesin verici bir insan olmadığı zaman da evi tutuyoruz. Nasıl istemiyoruz ya? Ne güzel işte, neyini beğenmediniz? Rüya
yapacağım. Bir şey söyleyeceğim. Kuşlar köpekler yesin diye ekmek atmışlar. Basmayın üstüne, gelin. Aferin size. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu parkı neyini beğenmediniz tam olarak? Çok güneşli. Çok güneşli. Öbürüne de geliyor. Öbürüne gelmiyor. Öbürüne gelmiyor. Benim iddialaşmam gelmiyor. Tamam peki, o zaman hadi öbürüne gidelim. Köprüden geçmeli parka gidiyoruz biz. Rüzgar Hanım, köprüden geçmeli parka gidiyorduk. Ne oldu? Galiba bir kere kaymaya karar verdi Rüzgar. Kayacak mısın bir kere? Aa, Rüya da bir kere kaymaya karar verdi. Bir şey soracağım. Ben de bu parkın neyini sevdim? Şu an bomboş. Oh, mis gibi. Ne oldu? Güzel miymiş? Hadi istiyorsanız 5 dakika burada kal. Oo, peki tamam. Rüzgar, gidiyor muyuz? Hayır, gitmiyoruz. Hani şey çıktı. Şu anda sende elektrik var, biliyor musun? Elektrik var şu an sende. Saçlarından görüyorum, böyle yukarıya çıktılar. Bakmak ister misin? Hıyam acıcak. Hadi gel, çarpsın. Korkuyorum. O zaman boş ver. Tamam, sen o zaman gidelim mi? Rüya gidelim diyor. Galiba Rüzgar da gitmeye karar verdi. Rüzgar, hadi gel, öbür parka gidiyoruz. Gelmeyecek misin? Anneciğim, dur. Rüzgar. Hani şey, neydi bizim gittiğimiz yerin adı? Neyse. Oraya gitmeyecek miyiz? Burada kalmaya mı karar verdin? Hadi o zaman yürümeye devam edelim. İnemiyor musun? Bakayım. Ay, çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Ne? Evet, bence de. Neyse, ben bunu saklarım hatıra olarak. Ama sen de öyle. Evet, ya arada bir. Bir sene de bir koperdim ateşimi. Aynen öyle. Uzun zamandır. Uzun zamandır bana çiçek vermiyorsun. Arkadaşlar, küçükken Rüya bana çok çiçek veriyordu. Sonra bir gün onunla o çiçekleri koparttığımızda onların yaşam hakkını elinden aldığımız hakkında konuştuk. Ve dedik ki en mantıklısı onlar dalında. Ne yapıyorsun ya? Rüya, of, çok güçlüsün. Bir şey söyleyeyim mi? Kaldır. Bu var ya, sana inanılmaz kas yapar, biliyor musun? Yavaş yap hareketi. Yap bakalım. İşte kaslara. Rüzgar, görüyor musun? Ne yapmayacaksın? Tamam, sporumuzu da yaptık, ısındık. Artık gidebilir miyiz öbür tarafa? Hadi gidelim. Hadi gel. Kucağıma alayım mı? Gel. Hareketin doğrusunu bulan Rüya. Evet, aynen böyle kullanılıyor aslında bu. Ama sen tabii ne yaptın az önce? Ayakta yaptın. Ama o da faydalı bir hareket gerçi. Tamam mısın? Gidelim mi artık? Sporumuzu da yaptık. Ne? Ediyor, evet. İkisi de hareket ediyor. Ne oldu? Allah, yavaş. Köprüye çok az kaldı. Farkında mısınız? Evet, geldik köprüye. Hadi bakalım, gelin yavaş. Allah, hızlı. Dur. Ne? Aşıklar Köprüsü mü? Annem, aşıklar bu kadar pis bir yerde olmamalı ya. Değil mi? Evet, köprüden geçsek şimdi. Hah, bizim şey orada değil mi? Evet, alanımız orada. Hadi gidelim. Hayır. Keşke biri gelsek araba. Keşke topu alsaydık. Çözüm yollarımız Rüya'yla çok farklı ama olsun. Rüyacığım, sakın sokağa inme, olur mu anneciğim, yolun ortasına? Yaya yolundan yürüyelim. Topumuz da yok ya, ama neyse artık. Bir şey olmaz. Ne olacak? Yürüyelim. Mısın? Şimdi senden bir şey istiyorum. Bu park, bize tanıtmanı istiyorum. Bunu yapabilir misin? Tabii, buyurun. Şöyle şuradan başlayalım. Satışçı gibi oldu bu da ya. Pazarlamacı gibisin. Hadi bakalım, gel gidelim. Evet. Park tanıtımına tahterevan değil. Allah, ne kadar ağırlaşmışsın. Bin Rüya, çabuk bin, çabuk, zor tutuyorum. Heh. Şimdi sana destek vereceğiz. Hazırsan başlıyorum. Allah, Rüya ittirsene annem ya. Ben yapamam o zaman. Kalsın o yukarıda. İttir anneciğim, hadi kendini yukarıya doğru. Biraz daha sert. Evet, sen ittir. Allah, sizin kilolarınız mı? Yap hadi, yap. Ayakları değmiyor ki, kıyamam. Gel. Heh, yap. Neden olmuyor biliyor musun Rüzgar? Neden? Çünkü Rüya ile aranızda yaklaşık 10 kilo var. 9 kilo var değil mi? O da 16 kilo. 9 kilo var, evet. İnecek misin? Dur. Rüya, sen yukarıda, aşağıda kal. Evet. Rüzgar, şimdi ben Rüya'dan az önce bir şey istedim. Ne istedim biliyor musun? Evet, park gezdirecek bana. Bakalım neler varmış burada.
sanki çöpe götürüyormuşsun gibi bir hissiyat oluştu bende ama. Evet. Herkes satacağım sizi. Satma da gerek yok. Belediyeniz zaten sık sık geliyor. Evet. Aa! Kayacak var metal. En küçüklere göre bu değil mi? Bu küçükler buradan kolayca. Rüzgar sen bir çıkar mısın? Rüzgar yapmışlar çıkmak için. Süper. Rüzgar sen buradan bir çıkabilir misin bakalım gerçekten? Sen çıkabilecek misin? Çok merak ediyorum. Gel bakalım buraya. Hayır, buradan bahsetmiyorum. Şuradan bahsediyorum. Gel. Ha, bak mesela buranın aralıkları daha kısa. Burada biraz daha büyüklere göre sanki, değil mi? Sen çıkabiliyor musun Rüzgar? Çık bakalım. Rüzgar sen nasıl yapıyorsun? Evet, süper. Şimdi buradan şuraya çıkman lazım Rüzgar. Buradan kayarsın diye düşünüyorum. Herhangi bir şey yok. Sonra devam edelim. Bir tırmanma alanı var. Evet, çok güzel. Gerçekten mi? Rüzgar çıkabiliyor mu peki buradan? Rüzgar. Anladım. Rüzgar, Allah, Rüzgar nereden de çıktı? Burası da aynı şekilde. Burası da bir sonra daha şey yapabilenler için. Efendim, kayacak mısın? Hoppa, aferin sana. Rüzgar, şuradan çıkabiliyor musun? Dene bakalım. Şimdi Rüya bu parkı şöyle dizayn etmişler sanki. Bunu yapabiliyorsa şuradan kayabilir. Bunu da yapabiliyorsa daha yüksekten kayabilir. Bir sonraki de... Rüzgar böyle gidiyor. Ben de yürüyorum. Rüzgar da yürüyebilir aslında. Rüya ona neyi öğrettiğini görüyor musun? Korkma sen bak. Arkadaşlara gibi korkma. Hadi yürü anneciğim. Rüzgar. Efendim. Burada kaldım. Allah beni tutamadı. Nasıl tutamadı? Rüya tuta. Elektriğe bağlandı. Bağlandı mı? Rüyadan yardım isteyebilirsin. Rüya eli bağlanmış Rüzgar'ın. Burada kalmak istiyorum. Burada mı kalmak istiyorsun? Evet. Peki eve gitmeyecek miyiz? Tamam, biz sanatıma devam ederiz. Evet, biz sanatıma devam ediyoruz o zaman. Evet. Evet, süper. Bekle. Aşağıda bir bebeğimiz var. Küçük. Geliyorum, bekle. Burada. Aa, burası. En büyükler için bir tırmanma var. Peki, en yaşlı için 7-6. Peki denedin mi bundan çıkmayı hiç? Görelim. 1-2. Olmadı mı? Gel burada. Sol taraftan tutun. Evet, işte bu. Hadi Rüya çıkabilirsin. Kurbağa gibi. Rüzgar, ne yapıyorsun? Evet. Rüya efsanesin. Allah. Annem özür dilerim. Ne oldu? Nasıl kalkamıyorum? Rüzgar yattığı yerde kalıyor sürekli. Tut elimi. Anneciğim ayağımla bildiğin arkamdan çelme taktım yanlışlıkla. Çok özür dilerim ama gerçekten görmedim. Hadi kalkamıyorum. Nasıl kaldıracağım seni? Rüya kaldır. Heh, işte bu be. Hadi bakalım. Arkadaşlar bizim evimizin yakınında en sevdiğimiz parkımız böyle. Çok da seviyorum. Allah, Rüzgar buradan çıkıyor. Allah. Rüzgar el. Rüzgar şuradan tutabilirsen kesinlikle benim en sevdiğim yönü o ahşap oluyor olması. Sana göre değil mi? Peki o zaman gel, tuttum, inebilirsin. Hoppa. Hadi.